Hizmet hareketinde oldukça kapsamlı bir hizmet anlayışı olduğunu görebiliyoruz. Zihni eğitmek, yoksulu beslemek ve bir de insanlara el uzatıp arada köprüler inşa etmek. focus on the inside. How many people would love to reach good? İsmim Doktor Hamit Silemi. Uh, Sahide Hatice Merkezi'nin imamıyım. Aynı zamanda Faith of Life Network adlı organizasyonun da kurucusuyum. Bu kuruma koyduğumuz ismin fikri, Kur'an'daki İslamiyet'e çağrının esasında hayata bir çağrı olması düşüncesinden ilham alınarak konuldu. Enfal suresinde, ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi dirilmeye davet ettiğinde icabet ediniz buyuruyor. Aynı zamanda Kanada Dini Çalışmalar Merkezi'nin de kurucusu, başkanı ve tecrübeli bir okutmanıyım. Türkiye'de hizmet hareketi diyorsunuz. Arapça'da biz de hizmet diyoruz. Bu ismin kendisi bile başlı başına bir onurdur. Hizmet, hizmet etmek anlamını taşır ve bu herhangi bir hareketin taşıyabileceği en güzel ama en güzel vasıftır. İnsanlığa hizmet etmek. Çünkü insanlığa hizmet etmek demek Allah'a hizmet etmek demektir. Hizmet hareketi özel bir harekettir ve günümüzde en çok yapılması gereken şeyleri yaptığından dolayı diğer hareketler arasından seçilebilmeyi başarmıştır. Hizmet eğitime odaklanıyor. İşte bu yüzden onların okulları en iyi okullar arasında yer alıyor. Kanada'da hizmet hareketinin bir parçası olan kadın ve erkek tüm kardeşlerim, bu okulları kurabilmek yalnızca Türkler değil, bütün Müslümanlar ve gayrimüslimler için hizmete sunabilmek adına büyük emek veriyorlar. Okulların akademik seviyeleri çok yüksek. Bir mükemmelliyeti yakalamış vaziyetteler. Zihnin yanı sıra ruhu ve bedeni de güçlü kılmaya azmederek tüm bu boyutların hakkını vermeye odaklanıyorlar dinler arası diyaloğa odaklanıyorlar. Hizmet hareketi kadar dinler arası ve farklı gruplarla birlikte çalışmaya, dinler arası diyaloğa ve başkalarına el uzatmaya bu denli yatırım yapan, bu denli kendini adayan ikinci bir topluluğa şahit olmadım diyebilirim. Başlarında hoca ve rehber olan Üstad Fethullah Gülen'in adanmışlığı sayesinde onlar da kendilerini son derece adamışlar. Bunun yanı sıra genel olarak Türk insanının yaklaşımına baktığınızda oldukça açık bir millet olduklarını görüyorsunuz. Çok sıcakkanlı, çok cömert ve bunun yanında köprüler kurmayı seven bir millet. Üçüncü bir özellik yoksulluğu ortadan kaldırmaya odaklanıyorlar ki aslında bu konu bütün inançlarda ortak bir noktadır. Yoksulluğu ortadan kaldırarak dünyamızdan fakirliği kaldırmaya dair büyük bir emek vererek Dünya çapında zenginle fakir arasındaki uçurumu küçültme gayreti veriyorlar ki dünyada bu kadar çok zenginliğin yanında bir de bu kadar çok yoksulluğun var olması hepimiz için esasında bir utanç kaynağı olmalı. Sonuç olarak hizmet hareketinde oldukça kapsamlı bir hizmet anlayışı olduğunu görebiliyoruz. Zihni eğitmek, yoksulu beslemek ve bir de insanlara el uzatıp arada köprüler inşa etmek. Çünkü bu dinler arası ilişkiler sayesinde barışı temin edebilir, diyalog kurabilir ve farklı farklı inançtan insanlar arasında bir saygı oluşturabiliriz. Okuduğum ya da duyduklarım arasında en büyük delil şudur. Hani eski bir söz vardır ya, çocuklar anne babalarının birer kopyasıdır diye. Talebeler de muallimlerinin birer sesi, kopyası ve tasviridirler. Peygamberimizin arkadaşları, sahabiler, Allah'ın selamı üzerlerine olsun, peygamberimizi Allah'ın selamı üzerine olsun temsil ediyorlardı. Aynen o şekilde tanıdığım, sevdiğim, bizimle birlikte burada yaşayan, bizimle birlikte buradan namaz kılan talebeler ve insanlar, Hizmet Hareketi'nin insanları, bunlar çok özel insanlar. Maşallah onlarda bir edep var, adab-ı muaşeret, görgü kuralları, ahlak var. Müslümanlığı dengede yaşıyorlar. Aşırı uçlarda dolaşmıyorlar. İçeriye ve öze odaklandıkları kadar kabuk ve şekle odaklanmıyorlar. Cana yakın insanlar. Konuştukları zaman, iş yaptıkları zaman Müslüman olsun olmasın bunu gayrimüslim birçok insandan, liderlerden, siyasetçilerden de duydum. Bu insanlar gerçekten çok iyi birer Müslümanlar. İslamiyetin mahiyetini çok güzel bir şekilde yansıtıyorlar. Dolayısıyla talebelerle ve insanlarla muhatap olduğum zaman onların hocası hakkında da çok şey öğrenmiş oluyorum. Birincisi bu. İkinci bir nokta, Sayın Fethullah Gülen'in bazı makalelerini ve fikirlerini okudum. Dünyaya sunmuş olduğu fikirler yalnızca Türkiye'de değil, Sayın Fethullah Gülen'in fikirleri bütün coğrafi sınır ve hudutları aşmaktadır. Çünkü o insanları kalp ve ruhlarını aydınlatmaya davet etmektedir. Bu tenvir dediğimiz kavramdır. Aydınlanmaya dair bu kavram her dinde bulabileceğiniz bir kavramdır. Ancak Üstad Fethullah Gülen'i özgün kılan nokta, onun bu kavramları ve hizmet dediğiniz bu işi yalnızca sohbet ve vaazlarına hapsetmemesidir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in öğrettiklerini birebir uygulamaya koymasıdır. O demiştir ki, sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır. Kime? Tüm insanlığa. Yalnızca Müslümanlara değil, Müslümanlara ve gayrimüslimlere. Bu mesaj ve bu felsefe hareketi daha da yükseklere taşımaktadır. Yalnızca ümmete hizmet etmek yerine, Hazreti Muhammed'in ümmeti de dahil olmak üzere bütün bir dünyaya hizmet etmek. Her şeyden çok buna ihtiyaç vardır. Neden mi? <laughs> Çünkü empati kurmadığımız ve başkalarının acısını paylaşmadığımız zaman farklı inançtan, farklı milletlerden, farklı kültürlerden insanların karşılaştıkları zorlukları anlamadığımız zaman Yüce Allah'ın anlamamız için fıtratımıza yerleştirmiş olduğu adalet, yoksulluk, eğitim, değer verme gibi meseleler üzerine insanlarla iletişime geçmediğimiz zaman, İslamiyet'in gerçek mesajını hiçbir zaman iletememiş oluruz. İşte bu yüzden Sayın Fethullah Gülen'in öğrettikleri de bütünüyle Kur'an-ı Kerim'den hakiki sünnetten ve Peygamber Efendimizin hikmetinden neşet etmektedir. Haberdar olduğum tüm başarıları, en azından Kanada ve Amerika, yani Kuzey Amerika çapındakileri birkaç dakika içinde zikredip geçecek olursam onlara haksızlık etmiş olurum. Çalışmaları hali hazırda devam ediyor. Son beş yılda özellikle dikkatimi çeken bir nokta, yalnızca geliştirilen projeler değil, aynı zamanda harekete katılan gönüllülerde ve insanlarda görülen gelişme ve büyümedir. Ki bu insanlar yalnızca Türk toplumundan değil, Kanadalılar da dahil olmak üzere diğer toplumlardan da oluşmaktadır. Örneğin bazı gayrimüslimlerin de dinler arası diyalog enstitüsü ile bağlantılı olduklarını söylediklerini duyuyorum. Bu bir gelişmenin ve büyümenin olduğunun göstergesidir. Ve sebebi de sırf hareket bunu istediği için değildir. İnsanlara el uzatmaya ve eğitime odaklanmış, kendisini evrensel bir hareket olarak tanımlayan bir harekete olan ihtiyaç ve hali hazırda da bu boşluğu dolduracak başka bir hareketin olmayışı halinde bu hareket daha da büyüyecektir ve de büyümektedir. Bir takım siyasi farklılıklara ya da dedikodu yaymalara odaklanmadan nefreti yaymak yerine sevgiyi yaymaktır. İkinci bir noktaya gelince, düzenledikleri gezilerle Türkiye'nin kültürünü yayma ve bir Türkiye sevgisi geliştirme noktasında çok etkili olmuşlardır. Her zaman dediğim gibi bu hizmet hareketi Esasında Türkiye'nin Turizm Bakanlığı gibi çalışmaktadır. Hakikaten bir farkındalık oluşturuyor, insanların Türkiye'yi sevmesine vesile oluyorlar. Tabiri caizse, festivalleriyle, Türk kültürü sergileriyle, düzenledikleri toplantılarla bunu başarıyorlar. Ve bu da bir ülke olarak Türkiye'nin yararına işliyor. Ülkelerini güzel bir şekilde temsil ediyorlar. Daha önce de ifade ettiğim gibi hareketi özel ve özgün kılan bazı noktalar var. Düzenlenen programlar ve özellikle de kendilerine belirledikleri odak noktaları bunlardan sayılabilir. Sorun şu ki samimiyetin yanı sıra günümüzde eksikliğini hissettiğimiz şey yani bütün bir İslam dünyasında bizim şu iki şeye ihtiyacımız var. Anlatabiliyor muyum? Bir kuşun iki kanadı vardır. Samimiyet ve odaklanma. Bir mesele üzerine odaklanabilme, yani başarmak istediğin şeyi bilmek onun için dua etmek ama bir de bunun için hedefler belirlemek. Kısa vadeli, uzun vadeli hedefler belirlemek. Bir insanın ben A, B, C için çalışmak istiyorum demesiyle bir başkasının ben A, B, C, D, E, F, G, H, I, I ve S, ile çalışacağım demesi çok farklıdır. Demek istediğim Çoğu harekette bir odaklanma eksiği vardır. Her şeyi yapabilmeyi isterler. Halbuki her şeyi yapmak isteyenler hiçbir şeyi tam yapamazlar. Birinci nokta bu. Bir şeye odaklanıp onu yapmak isteyenlerse bunu başarabilirler. Neden mi? Hizmet hareketindeki gibi bir hedefiniz olduğunda, örneğin biz eğitimi daha yüksek bir seviyeye taşımak istiyoruz diyorlar. Eğitim tenveri beraberinde getiriyor. Aydınlanmayı vahiyden gelen o hikmeti ve bilgiyi taşıyor. İkincisi, yoksulluğu ortadan kaldırmak istiyoruz çünkü adaletsizliğe şahit olarak yaşayamayız diyorlar. Üçüncüsü, gayrimüslimlerle aramızda köprüler kurmak istiyoruz. Çünkü diyalog, etkileşim ve saygı olmadan hiçbir şeyi başaramayız diyorlar. Bu şekilde odaklandığınız zaman başarılı olursunuz. Fakat diğer birçok hareket, ki onlara yine saygım sonsuzdur, Allah herkesin niyetleri karşılığında mükafatlandırsın. Çünkü her şey niyet ve samimiyete bağlıdır. Onlar da samimi olabilirler. Fakat belli bir hedeften yoksunlar. Peygamberimizin sahabilerinden İbn Mesud, Allah'ın selamı üzerine olsun, demiştir ki, Niceleri vardır ki iyilik yapmak isterler fakat ona bir türlü ulaşamazlar. Birçok insan vardır, niyeti halistir fakat gerekli olan plan ve vizyondan yoksundur. Vizyon demek... Belli bir planı olan hayal demektir. Eğer plan yapmayı başaramazsınız, başarısız olmayı planlamış olursunuz. Yapılması gereken ilk şey plan yapmaktır. İyi bir planlamanın işareti de hedef belirlemektir eğitim ve sosyal hizmetler ve diğer yönleri de dahil olmak üzere yoksulluk. Örneğin yoksulluk dediğimiz zaman yalnızca insanlara yemek vermek şeklindeki bir yoksulluktan bahsetmiyoruz. İnsanların kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamaktan bahsediyoruz. Onlara iş bulmak, eğitmek, mesleki olarak yetiştirmekten, onlara beceriler kazandırmaktan, bir çevre oluşturmaktan. Mesele bir mutfağa girip yemek hazırlayıp onu insanlara dağıtmak değil, bu işin yalnızca çok cüzi bir kısmı. Bu hareketin vizyonu net bir şekilde göstermektedir ki, bir takım sorunlara sunulan çözümler yalnızca bazı coğrafi ve yerel bölgeler için bir çözüm mahiyetinde değildir. Esasında dünyadaki tüm siyasetçilerin, liderlerin, hükümetlerin üzerinde yoğunlaşmış oldukları meselelerdir. Yoksulluğu ortadan kaldırmak, insanları eğitimle aydınlatmak ve insanlar arasında köprüler kurmak. Sayın Gülen, aynı zamanda eğitime olağanüstü bir önem yüklemektedir. Toplumun her tabakası için bir tür eğitim söz konusudur. Geleneksel toplumlarda avam tabakadaki insanlar genelde ihmal ediliyorlardı. Eğitime erişimleri yoktu. Bir aydınlanma düşünürü olarak kendisi eğitime çağrıda bulunmakta, eğitimin gücüne güvenmektedir. Eğitim kurumları ekmek kadar, su kadar büyük bir önem taşır. Daha önce de ifade ettiğim gibi hizmet hareketi bir insan yetiştirmenin yapılabilecek en zor işlerden biri olduğunun farkındadır.